Her hayat kendi hikayesinden yazılır. Zor hayatlardan kolay hikaye çıkmaz. Biz bugün zor hayatlardan bir hikaye çıkarmaya çalışacağız. Şavşat, Kocabey Köyü, Çiçek Dinem'in torunu, Bibim'in de oğlu, birlikte eğitime birlikte Şavşat'ta yapmaya çalıştığımız Salih Zeki Gökçe. Salihciğim merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hava güzel, biz de güzeliz ikisine de. Şimdi şöyle başlayalım. Buyurun. Salih Zeki Gökçe kimdir? Şöyle bir kendinizi bir tanıtın. Salih Zeki Gökçe'nin kökenlerini inmeye çalışırsak, anne tarafından ve baba tarafından her iki tarafta köklü birer ailedir. Evet. Asaletleri iyidir. Geçmişleri, mazileri çok temizdir. Yüzlerinin kara dışı hiçbir olaylar olmamıştır hiçbir zaman. Yani köken olarak geçmişten bu zamana kadar çok rahat bir huzur yaşamış. Ama varlıklı ama yokluklu günler o günkü devirlere göre her şekilde geçmiştir. Baba tarafımdan ta dedemi anacak olursak dedemin dedesinin adı Kadir Ağa. Kadir Ağa Osmanlı zamanında buraya geldiğinde hani o günkü devirde öşür yüzbaşıymış. Şimdiki diyelim hani vergi yüzbaşıymış Osmanlı zamanında. Evet. Oraya gelmiş, bu köye yerleşmiş. Onların sülalesi olarak baba tarafından Kadir Ağa'nın oğlu Turan Ağa. Turan Ağa'nın oğlu, gerçi birkaç oğlu var ama ben kendi tarafıma gelen isimleri anlayayım. Pelül Ağa. Pelül Ağa'nın oğlu da Hafız Gökçe, Hafız Ağa. Hafız Ağa'nın da en küçük oğlu benim. Evet. Anne tarafımdan gelecek olursanız Yavuz Köyü'nden, Erişliler'den Çiçek Nine. Çiçek Nine olarak geçiyor. Gazi Nine. Annemin annesidir. O da soylu, köklü bir ailedir. Geçmişi mazisi çok temizdir. Her zaman da her yıl anılır. Kendisini de takdir edilir. Kendisini bir anıt mezarı vardır. Evet. Bununla bir yerde iftar ediyoruz desek yanlış olmaz. Geçmişimizde iftar eden bir toplumuz, bir aileden geliyoruz. Çocukluğum Şavşat Kocabey Köyü'nde geçmiştir. İlkokulu Kocabey'de okudum, Kocabey İlkokulu'nda. Ortaokulu Şavşat Ortaokulu'nda okudum. Şimdi siz ortaokulu bitirdikten sonra bir okula daha gitmek istediniz. Ben o zaman Sağlık Koleji imtihanlarına girmiştim. O zamanki ulaşımlar, gelen mektuplar Şavşat'taki kazadaki bir bakkal eliyle veya o günkü evet. Demeyle bakkal diyorduk veya şimdiki deyimle de kırtasiyeci mi diyelim veya ne diyebilirsek onu şey yapalım. Oraya gelen bir mektup bana zamanında ulaşmadı. Geç geldi. O geç geldiği için de okullara ulaşma zamanım kayıt zamanları geçmiş, atlamış ve o okula gidemedik. Daha doğrusu Sağlık Koleji'ne gidemedik. Evet. Bir de şey vardı. Yapı sanat. Hikayeniz var. Yapı sanata gidiyordum. Allah rahmet etsin. Babam eşyalarımı almıştım. Oraya gidemeyince yapı sanat okuluna gidiyordum. Gitmek istedim. Kalktım. Yani memleketten o zamanki okulda yatılı değildi. Yani yapı sanat nihareydi. Yani dışarıdan okuyacaktın. Kendi masrafına kendi karşıdan. Eşyalarımızı, yataklarımızı aldım. Şavşat'a inmiştim. Rahmetli pederim geldi. Oğlum nereye gidiyorsun? Böyle böyle işte yapı sanata gidiyorum. Okuyacağım. Bir meslek sahibi olmak istiyorum. Gidip de orada inşaatçı olacaksın, işçi mi olacaksın, dön geriye, bizim işimiz bu da yeter dedi. Ve oradan geriye çevirdi. Yani okul, tahsil hayatımız böylece devam edemedi, kaldı. Daha doğrusu. Sonlanmış oldu. Tabii sonlanmış zamanın oldu. Şartları o zaman. O zamanki şartları, gerçi yaşam olarak bir zorluk çekmedim. Allah'a şükür o günkü durumlarda babamın durumu da iyiydi. Köydeki saygınlığı yerindeydi. Her konuyla da ulaşımıydı. Atı vardı, öküzü vardı. Yani ulaşım olarak da sağlanabilirdi her tarafa. O günde de daha başka fazla şeylere ihtiyaç duymadık. Sonra işte bir İstanbul'a göç etme sorunumuz oldu. İstanbul'a gittim. Orada şimdi Şavşat'ta bir işte çalışmadınız. Şavşat'ta işçi olarak çalışmadım. Sadece köyde babamın topraklarında böyle deminki gösterdiğimiz çiftçilik, gibi evet. Çiftçilik olarak veya hayvancılık olarak o zamanki imkanlarda ulaşmakta at olarak kullanıyorduk. İyi ata binerdim çocukken de daha doğrusu. O günkü şartlar oydu. Bugünkü arabanın yerini onlar o tutuyordu. Yaylaya gitmek veya başka köylere ulaşmak, düğünlerde
Yarışa gitmek. Yarışa git. Hatta buradan bir bizim köyden birinin düğünü Yavuz köyüne gitmişti. Onun yanında babam haber olmadan yarışa gittim. Oradaki yarışı kazandım. Yarışta ben usulleri de bilmiyordum. Çocuktum daha doğrusu. Elime o zaman bir yastık verdiler. Vala yani bir yastık. Bir de tavuklardan etinden yapılmış şişler verdiler. Şişleri oradan geriye müjde olarak geriye gelen düğün alayına karşı geldim. Orada o yastığı geline verdik. Eti de yanına işte gelen insanlara orada dağıttık. Hani öyle bir macerem de oldu yani çocukken. Böyle bir unutulmayacak bir anıydı daha doğrusu. Evet, evet. Çobanlık yaptın. Çobanlık hiç yapmadım. Yani çobanlık yapmadım dedim yani böyle koyun otlatmaya hiç gitmedim yaylada falan. Fakat köyde ilkbaharın kendi hayvanlarımızı otlattığım olmuştur haliyle. O köyün mezralarında, oralarda onları yapmışımdır. Ama bizde en çok o devirde işte harman zamanı, harman dövene binmek, onlara binerdik, harman döverdik ve harman sağırdık. Bir de bizim karşı Karaköy'de çayırlarımız vardı. Orada sabahın çok erken saatinde, geç saatte gidersin. Güneş doğana kadar arabaları, otları yükleyeceksin. O otları yükledikten sonra güneş iyi ısınana, yükselene gelene kadar harmana köye getirmen lazımdı. Onları getirdim. Ondan sonra da burada o zaman harman açılır. Öküzlerle harmanı döversin, dönersin. Öyle bu şekilde akşama kadar dönüyorsun. Devamlı dönüş. Akşama kadar hayvanlar döner. Belli bir o buğday veya arpa her neyse onların belli yüzü saman şeklini aldığı zaman öküzü açacaksın, çeviri, dinlendireceksin, onu alt üst edersin dirgenle, tekrar bir daha böyle hayat devam ederdi burada. Sonra saman halini aldıktan sonra da bizde o günkü şartlarda dediğimiz tığ makinesi, şimdiki Türkçe ismiyle de tınaz makinesi, onunla el gücüyle samanı samanlığa, buğdayı da makinenin altına akar, öylece ayırırsın, geçerdin. Bunlarla uğraştık ya yani, daha doğrusu. Tığ makinesinin kolunu çevirdin? Çok çevirdim. Kolay mıydı? Pek de kolay değildi aslında. Gerçekten güç isteyen bir şey. Hem de o tığ makinesinin kolunu çevirmek, deviri normal olarak çevirmen lazım. Yani bir hızlandırırsan, bir yavaşlandırırsan olmaz, saman alta dökülür. Evet, evet. Çok hızlı çevirirsen buğday samanlığa iter. Onu ayıklamak için bir dengeli çevirmek, o kolu çevirmek gerekirdi yani. O öyle bir deneyimimiz olmuştur. Çiftçilik hayatı yani babamın durumu ne kadar da şey olsa bile onları yapmışızdır, yapıyorduk. Hafiz dedenin bildiğim kadarıyla kaç çift öküzü vardı? Bir iki çift zaman. Her zaman iki çift öküzü, evet. İki atı, bazen üç olurdu atlarımız. Sığırların sayısını hatırlamıyorum. Koyun olurdu, belki 50-100 tane koyun olurdu. Yani o şekilde hem hayvancılık hem de tarım olarak ortak yürütülürdü. Yani bizdeki o günkü şartlar oydu. Sade hayvancılıkla değil, tarımla da. Tarımda da kendi kışlık yiyeceğini ve yazlık yiyeceğini kendin yapıyorsun. Ve hayvancılıkla da işte yazın kendi sütünü, yağını, peynirini yersin hayvanlarından. Kışında yine kışlık erzakında yaylada hazırlanan kaplarla getirirler. Yağları genellikle ağaç kaplara doldururlardı. Evet. Peyniri de o zamanki şartlara göre koyun derisine veya keçi derisine doldururlar. Öyle kışın da onları tüketirdik. İlkbaharın Mayıs sonuna doğru, belki Mayıs'a da kalmaz. O günkü hava şartlarına, sıcaklık derecesine göre kışlaya çıkarırlar hayvanları. Mezra, yani bizim Türkçedeki ismi mezra, evet. Ama biz kışla diyoruz orasını. Orada da normal bir evlerimiz olurdu. Orada hayvanlar 1-2 ay doğru, Haziran'ın sonuna doğru da daha havalar ısınınca, oradaki kışladaki de hava ısınınca daha doğru hayvanlar rahatsız olur. Yani biz sinek diyelim evet. Veya o zamanki adıyla boru veya pızıkı derdiler. O hayvanları ısırdığı için hayvanlar rahat duramazlar. Bu sefer de yaylaya, dağın tam zirve tepesine götürürler hayvanları. Orada da işte Haziran sonu, Temmuz, Ağustos sonu veya Eylül'ün 15'inde falan tekrar geriye mezraya döndürdüler hayvanları. Oradaki yayladaki hayvan daha başka şekil. Ve yaylaya çıktıktan 10-15 gün sonra bir festival yapılırdı. Pancerci diye bir festival. O gün işte o şartlara göre herkes daha önceden giderler, tespit edilen güne göre.
her günde bir semte giderdiler. Başka köylerden de gelen olurdu. Ardahanlılar da gelirdi. Tanıdıklar falan gelirler. Her tarafta o günkü şartlara göre daha zurnayla gençler bir tarafta oynar. Kadınlar, kızlar bir tarafta oynarlar. Eğlence yaparlar. Daha doğrusu o günkü şartlara göre gevrek dediğimiz yani kaymakla yoğurulan mısır ekmeği veya buğday ekmeği yanında yoğurt şuyuyla yemek yenir, eğlenilirdi bir türlü. Orada 3 gün veya 4 gün sönerdi. Evet. O şey bittikten sonra, o festival bittikten sonra da artık köye dönüş başlar. Köyde de o zaman tarım el gücüyle yapılıyor. Tabii, İnsanlar tırpanlarla tarlasını, çayırını biçmesi gerekiyor. Onda bir tane toplanır. Öyle bir zamanlar gelir geçerdi. Yani böyle şeylerle yaşadık. Günlerimiz öyle geçti. Askerlik mi önce, evlilik mi önce? Ya da gurbet mi önce? Hangisi? Önce gurbete gittim. İstanbul'daydım. Orada eşimle tanıştım. Askere gitmeden eşimle evlilik kararı aldık, evlendik. Eşim sağlık teşkilatında çalışıyordu. Köy Gezi Cebesi'ydi. Sağlıkçıydı daha doğrusu. Evlendik, işte 1,5 yıl daha beraber kaldık. Ondan sonra o zaman şartlarında ben askere gittim. 1972'nin 72. Evet, 72. 72'de askere gittim. Şubat ayında gidiyorsunuz. Aynen öyle, kışı. Şubat ayında gittim, evet. Kıştı. Denizli'ye gittim. Denizli'deki Acem Birliğimiz de o günkü şartlara göre ortaokul veya ortaokuldan yüksek mezun olanları direkt şeye alıyordular. Acem Birliği normal eğitim değil de çavuş eğitimine. Çavuş Talimgah Birliği olarak geçiyordu o zaman. Orga girmiştim. Orada çok iyi bir yüzbaşımız vardı, bölük komutanız. Onu da saygıyla anıyorum. Nizamettin Koçyiğit diye bir adamdı. Çok değerli bir yüzbaşıydı. Minnet duyuyorum. Çok iyi davranırdı askerine. Orayı askerlik Acemi Birliği bitince çavuşluk kurslarını atlattı, tamamladık. Dağıtımımız İstanbul'a çıktı. İlk şeye geldim. Hasköy, Alibeyköy, Hastal'a geldim. Hastal'da bir müddet kaldıktan sonra oradan da 1. Ordu Selimiye Kışlası'na Sığınırtı Mahkemelerine görevli olarak gittim. O görevim oradaki son bölümü, oradaki mahkemelerde askeri görevli olarak çalıştım. Yani bütün zamanımın askerliğin 1 yıldan fazlası, belki de daha fazlası Selimiye Kışlası'nda olarak geçirdim. Peki İstanbul'da nerelerde çalıştın? Öyle İstanbul'da. Ben İstanbul'da ilk çalıştığım yer iş yeri olarak bir döküm fabrikasına girdim. Evet. Döküm fabrikasında çalıştım epey bir zaman. Fakat döküm fabrikası o günkü şartlara göre yani belki de abes olacak ama ilkeldi daha doğrusu. Dökümde çalışıyorsun. Yani döküm yapıldığı zaman üstün olur simsiyah, üstün olur ziya. Yani bir bacacı şekline girersin daha doğrusu. O zamanki şartlarda banyosu falan yoktu. O zor oluyordu. Sonra plastik üzerine, plastik kap diye bir firmaya müracaat ettim. Aldılar onlar da. Orası bir plastik üretimiydi. Plastik kap diye bir firmaydı ama çok temizdi, çok güzel bir yerdi. Her şeyle mükemmeldi. Orada çalıştım. Orada bir iş kazası da geçirdim aslında. Ve o iş kazasında şu elim şuradan delindi, kemiklerim kırılacaktı, neyse. Onu da atlattım, 3 ay istirahatlı kaldım. Ama patronum gerçekten çok iyiydi. Her gün sabahtan evden alıyordu, Samatya sosyal sigortalara kendi arabasıyla götürüyordu. Tedavimizi, pansiyonumuzu yaptırıyordu, geriye getiriyordu. O günkü şartlarda sosyal sigortalar da belli bir maaş veriyordu. Fakat patronum da bana o günkü şartlarda maaşımı kesintisiz ödedi. Ve oradan da güzel askerlik adammış. Zamanım gelince tekrar işe başladım. İyileşince askerlik zamanıyla askere gittim. İşi bırakma mecburiyetinde kaldım. 74'de geldim. Köyde bir zaman kaldım. Hanımımla gelmiştim. O arada ben 73'te eşim yurt dışına çalışmaya gitti. Emeklilikte yani görevinden istifa etti. İşçi olarak yurt dışına gitti. O da oradaydı. Sonra bu 74'ün işte askerden ayrılınca, terhis olunca o da izine geldi. Oradan köye geldik. Köyden epey bir zaman kaldık. O zaman babam
sağdı yalnız. Annem vefat etmişti. Abilerim vardı, yengem vardı. Onlarla beraber köyde hayırlı bir zaman geçirdik. İyi bir vakit geçirmiştik. Çok da eğlenceliydi. Sonra giderken işte Ankara yakınlara gittiğimiz zaman da bir baktık Kıbrıs çıkarması oluyormuş. 74. Hava karardı. Hava kararmıştı. Işıklar söndürülüyor lambalardan. Herkes artık bir panik içindeydi ama o geldi geçti şükür. Tekrar biz de bekledik. Belki geriye çağırırlar diye Kıbrıs çıkarmasına falan. Fakat çağırmadılar. Sonra eşim beni davet etti yurt dışına 74'te. Evet. 74'ün 10. ayında da işçi ailesi olarak yurt dışına gittim. Pasaportunu çıkarttım. Pasaport çıkardım, yurt dışına gittim işçi ailesi olarak. ...74'te eşim geldi, hamile kalmıştı. 73'te geldiğinde, 74'ün çıkışında. Sonra işte hanım izini bitti, geriye gitti. Büyük kızım dünyaya gelmesi için tekrar hanımım Türkiye'ye geldi, doğum yaptı. Bir zaman izini bitince rahmetle anıyorum, kayınvalidemi ve kayınpederime bıraktık onları bakmak için. Hanım, çocuklar burada kaldı. Sonra da ben işçi ailesi olarak işte 74'ün 10. ayında tekrar şeye gittim, yurt dışına gittim öyle. Orada da diğer iki çocuğumuz oldu. Orada da gittiğimde tabii şartlarımız hiç de kolay değildi. Gerçekten o günkü şartlarda gelip ahkam kesenler çok vardı ama aslında hepsi yanlış, hepsi boşmuş. Yani göründüğü gibi değilmiş hiçbir şey. Kaftanın arkası değişik. Aynen öyle, aynen öyle. Kaftanın arkası çok değişik. Çok değişik. Oradaki zorlukları ancak yaşayan bilir. Yani tarif etmek, ifade etmek gerçekten zor. Üç kızımız. Üç kızımız. Büyüğü Neval, küçüğü ortancası Zeynep. Küçüğü de Seval. Seval. Zeynep ahenk. De sadece babaannemin ismi. İsimlerde bile bir çok güzel ahenk var. Evet. Birim oğlu tebrik ediyorum gerçekten. Teşekkür ederim. Kızlarımıza da selam olsun. Baştım. 74'ün Ağustos olabilir çünkü ben buradan dönmüştüm geriye. Evet Ağustos. Ağustos'tan buradan geriye dönmüştüm. Annem vefat etmiş. Amcamlara babam demiş telgraf çekin Salih gelsin diye. Onlar da babama telgraf çektiklerini söylemişler. Fakat bana telgraf gelmedi. Gerçekten söylüyorum. Gelseydi muhakkak ki gelirdim defnetmeye. Fakat haberim olmadı. Öylece onun cenazesinde bulunamadı anne cenazesinde. Çünkü annem gerçekten çok vefakar bir insandı. Çok çile çekmişti. Bizim için de elinden gelen her şeyi de feda etmiştir. Buna da bizde de emeği çok. Herkes. ...1974'te 10. ayında işçi ailesi olarak gittim oraya. Evet. Fakat oradaki yasalarla yani gitmenle hemen iş bulup çalışmanın imkanı yok o günkü şartlarda. Önce oturum alıyorsun. Neyse eşimin çalışması dolayıyla oturum müsaadesini aldık yabancılar polisinden. Fakat çalışma müsaadesi almadan hiçbir yerde işe başlayamıyorsun. Çalışmanın imkanı yok. Çünkü oradaki yasalara göre o günkü şartlarda gerçi işim de aynı ama çalışana da yakalandığı zaman ağır cezalar veriyordular. O nedenle çalışma imkanımız yoktu. Bir ikinci konuda gittiğimizde Almanca dili hiç bilmiyoruz. Evet. Dil bilmemek çok büyük ağır bir sorun. Sorun, sorun. Çok büyük bir kayıp. Yani dili bilip konuşacaksın ki insana anlaşılır, kontak kurasın da derdini anlatasın veyahut da iş isteyeceksen işini işlesin. Bir de yani o günkü şartlarda kaçak çalışmanın imkanları çok ağırdı. Kaçak da kolay kolay çalıştırmıyordu yani. Çalışma müsaadesi olmayan bir işçi insanı çalıştırmıyordular. O nedenle 74'ün 10. ayında gittim. Bu arada işte 75'in Şubat'ında falan da hanım eşimin de o 74'te bir petrol krizi vardı. Krizden dolayı da çalışma müsaadesini yenilemediler. İşsiz kaldı. Bu arada gerçi işsizlik maaşı alıyordu ama
çok az o günkü şartlara göre. Yani kafi derecede değildi ama kıt kanaat idare edebiliyorduk o şartlarda. Sonra iş buldu, 75'in Mart veya Nisan'ında iş buldu, yeni bir işe başladı. O aralarda idare etmeye başladık, ev değiştirdik. İş yerine yakın gitmeye çalıştık. Orada şöyle bir sorun var. Çalıştığın iş yeri seni iş yerine götürüp getirmiyor. Kendi aracınla gidip geleceksin. Uygunsa otobüsle gidip geleceksin. Yoksa başka şekilde yok ya da en yakın iş yerine olan yere taşınman gerekiyor. Biz de o günkü şartlarda ancak onu uygun bulduk. Çalıştığı iş yerine yakın bir ev bulduk, kiraladık, oraya taşındık. Orada oturduk, bir de hayli bir zaman geçiyordu. 75'in Temmuz veya Haziran, Temmuz ayları falan orada bir mektup geldi. Türkiye'den babamın rahatsız olduğuna dair. O zaman mecbur kaldım gelmeye babama. Geldiğimde zaten hayli bir rahatsızdı, kanser rahatsızlığı vardı. Aldım, İstanbul'a götürdüm. O anda İstanbul'da da ablam ikamet ediyordu. Zaten İstanbul'da kalmamın yegane sebebiydi ablamdı ya. Ablam ikamet ediyordu, onun yanına götürdüm. Bir zaman onun yanında kaldık. Tedavilerini yaptırıyordum İstanbul'da. Gelli bir şeylerde elektrik tedavisi, şunlar bunlar yapıldı. Biraz toparlardı, iyileşti. Ben sonra 75'in 10. ayında veya o aralarda geriye gittim, 2-3 ay kaldıktan sonra tekrar gittim. Babam 75'in sonu 12. ayı veya 1. ayı olmadan tekrar, o zaman da telefonla görüşme imkanları yok. Yok. Ancak mektupla görüşüyoruz, mektup geliyor. Ablamdan tekrar bir mektup geldi, gel babam biraz daha rahatsız, fazla rahatsızlandı. Geldim, babamı tekrar şey yaptım. Baktım, doktora götürün getir. O aralarda, ilk zamanlarda ablamın yanında kalıyorduk. Fakat sonradan orada onlar da aile bir sorunlar oldu. Bu sefer kayınpederlerimin evine taşındık. Ablam, babamı getirdim. Orada tedavilerini yapıyordum. Orada kalıyorduk. Artık şey yapmıştı. Sonra abim de geldi, Allah razı olsun. O da bir zaman yanımızda kaldı. Baktık durum iyi değil. Oradaki durumlar, şartlar da biraz daha ağırlaşıyordu, İstanbul'daki şartları. Bu sefer şey yaptık, araba kiraladım. Türk köye, yani Artvin'e, Şavşat, Kocabey köyüne getirmeye karar verdik. Akşamdan da dostları geldi. Tanıdık eski asker arkadaşları, komşuları, köylülerimiz geldiler. Hem ziyaretini hem uğurlamak için. Onlarla işte gece geç saate kadar sohbet ettik falan, konuştuk. Geçmişten anlattılar, işte kendi hatıralarını bahsettiler. Rahatsızlığından bahsettik. Komşular da saati, ahbapları da biliyordu. Yani araba kiralayıp sabah erkenden yola çıkacaktık. Geç saat onlar dağılacaklar zaman babam bir vasiyet etti. Dedi işte Mehmet Kaya'ya, bir de başka yine şeyler vardı. Onlara ben bunlar aldı köye götürecekler. Fakat vefat edersem şeyimi götürmesinler, cenazemi götürmesinler. Yani götürmemesini istemesini yani sebebi zahmet vermek istemedi. Evet, evet. Öyle anlıyorum o günkü şartlarda. Götürmesinler, burada defnetsinler dediler. 12 aralarda tabii millet dağıldı, gitti gece. Kış mevsimi, Şubat ayı. Onlar gitti, biz de istirahata çekildik. Sabah saat 4-5'e doğru babam rahatsızlandı. Kalktık, önlü bir yanı. Baktık babam nasılsın, şu bu işte. Elimizden gelen imkanları kullanmaya başladık. Fakat o aralarda da başka ilaç yoktu. Günde bir sefer morfin iğnesi alabiliyordum şeyden, eczaneden, doktorun rapında. İğne yapıyorduk, ondan ağrılarını dindiriyorduk. Çok rahatsızsan iğne yapayım falan dedim. Fakat istemedi o anda. İşte sabah 4'te işte rahatsızlandı, 5, sabahın 6'sı falan olmadı, onu teslim etti. Bu sefer de işte yine köylülere haber verdik, komşularımıza haber verdik, tanıdıklara. Geldiler, Kur'an okudular, şey yaptılar. O günkü şartlarda İstanbul, yani küçük bir Sefaköy'de mezarlık pek sorunu yoktu yani, mezarlar bayağı boştu. Sefaköy mezarlığına şey yaptık, oraya defnettik ve defnede cenazesi orada kaldı. Ve Allah mekanı cennet etsin, şimdi de ebedi istirahatı orada Sefaköy mezarlığında. Şu
şunu öğrenmek istiyorum. Şimdi buradan Almanya'ya gidenleri, öyle biraz önce siz de söylediniz. Kardeşim bir kere dil bilmiyorsunuz. Halil. Ki ben dil bilseydim Japonya'da olurdum mesela. Kendimi Halil. İfade edecek kadar. Dil bilmiyorsunuz. Bir vasıf da yok. Geçerli bir mesleğin yok. Yok işte vasıf dediğim o. Vasıf dediğim o. Hı. Yani adama diyemiyorsun ki kardeşim ben adam akıllı bir marangozum. Hı. Ya da adam akıllı bir tuğla ustasıyım. Adam akıllı bir sıvacıyım. Adam akıllı bir meyim. Kaynakçıyım. Peki, kaynakçıyım. Ki adam seni ona göre işe alacak. Aynen öyle. Gidiyorsun ne iş yap? Her işe. Her iş yapmaz bir insan. Bir iş yapar en iyisi. Peki iş arıyorsunuz. Ne diyorsunuz? Yani ben şu işi yaparım diyorsunuz veya iş bulduktan sonra Almanlar sizi nasıl işlerde çalıştırıyorlar? İş arıyorsunuz oradan şimdi, başlayalım. Şimdi gittiğim zaman sadece demin de bahsettiğim gibi gittiğimizde yani 76'da yabancılar polisinden bana çalışır diye izin müsaade daha verilmemişti. Müsaaden olmadığı için yani şimdi gibi Türkçe ile konuşsa kaçak, gizli çalışman lazım. Resmi çalışamıyorsun, sigortalı çalışamayacaksın. Evet. 76'da gittim, iş bulma imkanım yok. Yani resmi olarak kanallardan iş bulamıyorum. O sonradan o aralarda bir inşaatta arkadaşlar çalışıyordu. İnşaatta tavsiyelerle, inşaatta ev inşaatı, inşaatının yapımında artık amelelik diyelim daha doğrusu. Ara eleman gibi. Ara eleman tabii. Heh. Ara eleman. Getir götür. Falan. Getir götür işte demir bağlanırken demirlerini bağlıyorsun. O gün şartlarda veya diyelim ki çimento çıkacak yukarıya, tuğla taşınacak. Onları taşıyorsun. O şekillerde yardım ettim. Ama o günkü şartlarda inşaatta çalıştım ama da aldığım saat ücreti 4 mark. Devam edelim Almanya'da. İş buldunuz. Devamlı mıydı bu iş? Daha sonra... Yok, bu çalıştığım kaçak iş devamlı değildi. Bu inşaat işi, inşaat bitti. Tekrar bir yerde, bir marinada bir arkadaş çalışıyordu. O aslında işçiydi yani. Almanya'da çalışması için müsaadesi var. İşçi kurumu kararıyla gitmişti şeye, Almanya'ya. O arkadaş tekrar... resmi bir iş bulunca, sigortalı iş bulunca orayı bıraktı. Ondan sonra o da beni oradaki çalıştığı patronlarına tavsiye etmişti. Gittim, başladım ve orada resmi iş bulana kadar da orada çalıştım. Resmi iş bulduktan sonra da 77'nin 6. ayın 28'inde resmi bir yerde iş buldum. Orada işe başladım. O da bir araba parçası yapan bir fabrikaydı. Orada işte 77'de başı, 78'in sonuna da işte Temmuz'una doğru oradan bir araba aldık. Ehliyet aldım o aralarda, arabayı sürme ehliyeti. Onunla beraber ilk izinimizi yaptık Türkiye'ye gelmek. İstanbul'da kaldık, İstanbul'dan geldik. Hopa'ya gelindi, Hopa'da da kaza yaptık. Ha şimdi onu, ona şöyle bir girelim. Rahmetli abin Mustafa abi ve Nezahat Hanım. Nezafet. Nezafet, evet hanım. Eşi rahatsız. Siz de bildiğim kadarıyla da ağabeyine bağlı birisisin. Evet. Ondan sonra Almanya ile Türkiye'yi böyle su yolu yaptım. Buyur şimdi. Aynen öyle. Bir şey olduğu zaman her zaman geldik, gittik. Yani memleketimle, köyümle, ailemle, abimle hiçbir zaman irtibatımızı kesmedik. Devamlı irtibatımız. Yani elimizden geldiği kadar da o günkü şartlarda belki az belki çok maddi yardımlarımız oluyor. Artık çalışıyorduk. İkinci bir konu da oradaki çalışma müddetçe de hep böyle gideceğini düşündük. Aslında yanlış bir şey. Hep aynı öyle gitmiyormuş. Zaman geçiyor, gün geçiyor, yaşlılık geçiyor. O günkü imkanları kaybediyorsun. Fakat ben fabrikada çalıştığım müddetçe yine devamlı da ek iş yaptım. Aynı o marinada çalıştım. Cumartesi, pazar veya vardiya çalıştığım zaman sabah çıksam öğleden sonra gittim. Ve o ek iş yaptığım yerde 22 yıl çalıştım. Ek olarak. Bu ek iş. Ek iş. Fabrikada da şeyde o çalıştım bir şey 77'de başladım iş yerde. Orası da çeşitli firmalar aldılar, değiştiler, şey yaptılar. 1999'da firmayı İngilizler satın aldı. Firmayı başka yere taşıdılar. Bize de dediler isterseniz
O işte Frankfurt gibi bir şehri, Orge Taş'ın gelin. Ben de ev almıştım o arada, bina almıştım orada. Oturmak için gitmeye uygun bulmadım. Çocuklarım var, ailem orada. Çocuklar okula gidiyor. Yeni bir bölgeye, yeni bir yere taşımak için çocukların okul başarısında şeyler, onlar için de bir zorluk olacağını düşündüğümüz için gidemedik, orada kaldık. Sonra işten ayrıldıktan sonra kendi işimizi kurduk. Bir zamanlar şeyde çalıştım, bir restoran kurduk. Onun arkadaşımla beraber onu çalıştık bir sene. O da çok yorucu kalıyordu. Yorucu kaldığı için bu sefer devretmeye kalktık. Orayı devrettik. Sonra başka bir tavuk grill işi yapmaya başladık. Ve oradan da en son tavuk işinden de emekli oldum. Öyle gidiyor ama yine de halen iş olursa, ihtiyaç olursa yardımcı olarak yardım edebiliyorum. 78 miydi kaza geçirdiniz? 78'in Ağustos olması gerekiyor. Ve diyorsunuz ki can kaybı tabi olmadı. Çocuklarınız falan hep dört... Yok, ben orada ben vardım, eşim vardı, kayınvalidem vardı. Bir de kaynamın kızı vardı. Bir de yeğenim Taner vardı o arabada. Rahmet olsun. Kaza, evet. Can kurtaranda işte son virajda lastik patladı. O günkü şartlarda biraz da acemiliğimizin etkisi var. Frenleyince arabayı uçurumdan aşağıya yuvarlandık. En büyük hasar kızımda vardı. Kızım o zaman 74, 3 yaşında işte o aralara dedi. Karaciğeri patlamıştı. Evet. Ama Artvin'e ilaveli etti. Artvin'de gerçekten çok iyi bir doktordu. Atabey diye bir doktordu. Hemen ameliyatı aldı, şey yaptı, tampon yaparak onu düzeltti. Bizlerde de hanımımın kolu kırılmıştı, benim kafatasım kırılmış, köprü kümeyim kırılmıştı. Artvin'de bana bir şey yapamadılar, Erzurum'a gönderdiler, Erzurum'da da baktılar, şey yaptılar. Neyse, en sonunda Artvin Almanya'ya gidince tekrar ameliyat edip köprü kümeyimi yeniden bağladılar, kırdılar. Şimdilik sağlamdı da, bir sorun yok Allah'a şükür. Allah, geçmiş olsun Allah. Hanımım 2001'de göğüs kanserine yakalandı, eşim. Ama onları çeşitli tedavilerle, ameliyatlarla atlattık. Ama 2018'de bir mide ağrısı ile başladı. Çeşitli mide ağrısı, doğru ilaçlar, ağrı kesici verdiler, şey yaptılar. O günkü şartlarda röntgen çektiler, şu oldu bu oldu ama ağrı kesiciler veriyorlar. Ama çok iyi bir şey olmuyordu. Tedavi olma imkanı olmuyordu. Ağrısını kesin bulamıyordular. Hastaneler yaptı. Yani yukarıdan mide kontrolü şu bu yapıldı fakat sonuç olmadı. Ben bir gün işteydim. Kızım onu, benim ortanca kızım şeydir, Alman askeriyesinde subaydır. O askeri hastaneye götürmüştü onu akşamdan. Orada ki doktor, askeri doktor ultraşal yapıyor, kontrol ederken pankreasta bir küçük nokta buluyor. Diyor burada bir sorun var diyor, bütün ağrılar bundan geliyor olabilir. Hemen hastaneye yatmanız gerekir diyor. Diyorlar gidelim evden işte eşyasını, giyeceğini, şunu bunu getirelim de yatıralım. Yok diyor, hemen yatması lazım, götüremezsin. Orada ameliyat ettiler fakat pankreas ameliyatta sorunlu ameliyat etmiş, tamamını alamadılar. Alamayınca da bayağı zaman geçti. Zaman geçince de ağrılar arttı. Fakat oradaki yardım sistemi çok iyi. Sigortalar, daha başka bir sigorta sistemi var. Ya onlara göre Pflegeversicherung diyorlar. Yani yaşlılara bakım sigortası diyelim. Onlar devamlı bakıcı gönderiyorlar. Çeşitli malzemeler, ne ihtiyacı varsa onu gönderebiliyorlar. Ev doktorunun yazmasıyla tabii bunlar, aile hekiminin. Öyle şekilde şey yaptı. İşte, fakat en son işte 2019 Şubat ayında. Evet, 18 Şubat. Rahmetli oldu. Öylece de ona veda etmiş olduk. Ve şimdi de yalnız yalnız kardeşim İdare etmeye, evet, çalışıyoruz. Yeniden dünyaya gelmiş olsanız Türkiye'de mi doğmak isterdiniz, Almanya'da mı doğmak isterdiniz? Şöyle bir şey diyeyim. Maddi imkanlar olarak belki orada doğmak isteyebilirdim. Ama manevi olarak, aile huzur olarak ben doğduğum yerden, büyüdüğüm yerden hiçbir zaman şikayetçi değilim. Çok, evet, memnunum. Ailemden olsun, çevremden olsun, atalarımdan olsun iftihar edebiliyorum. Ben ayrı bir şey tabii.
Evet. Ama maddi olarak buradaki şartlar oraya göre ağır. Bizdeki sanayileşme, makineleşme çok geç başlamış. Onlar daha 1800'lü yıllarda makineleşmeye, sanayileşmeye geçmişler. Yani amcamı nasıl anlatayım, nereden başlayayım? Yani bizim üstümüzde emeği çoktur. Sağ olsun her konuda yanımızda oldu. Sağ olsun hani fiziki olarak burada olmasa da varlığını hissettirdi. Rahmetli babamla çok iyi anlaşırlardı. Evet. Arkadaş gibilerdi. Kelimelerle anlatılmayacak şeyler bunlar. Hani amcam da öyle birisi. Sağ olsun bizden de hiç elini çekmedi, şey yapmadı. Hani aramıza mesafe girdi diye şeye de nedir, ilişkimize de mesafe girmedi. O Almanya'da olsa da biz İstanbul'da iki günde bir, üç günde bir, hani hiç olmazsa haftada bir görüşüyorduk. Amcam dünya tatlısı. Fedakar mı? Hem de nasıl. Yani hiç babamı çocuklarından ayırmazdı. Zaten babam da ona baba derdi. Hiç böyle amcam dediğini ben hatırlamam. Babacandır da böyle. Şeydir de hani hiç şey eksikliğini göstermez. Kendisine hayatı boyunca, bundan sonraki hayatında sağlıklar diliyorum. Zaten başarılar dilemiyorum çünkü zaten başarılı olmuş. Yurt dışında çalışmış, çabalamış, yer yurt edinmiş. Ona ben bir şey diyeceğim yok. Ama sağlıklar diliyorum. Diliyorum ki inşallah kazandığı 5-10 kuruşu da burada Türkiye'sinde sağlıklı harcar diye İnşallah. Dua ediyorum. Evet, biz bir hayatın hikayesini bir ressam gibi çizmeye çalıştık bugün sabahtan akşama kadar. Çizebildiğimiz kadar çizdik. Daha çizilecek o kadar kareler, o kadar başka yükler de var. Başka bir, aynen var ama biz bugün sevgili kardeşimin çocukluğunda kolay babasından dolayı ama daha sonraki yıllarda zor olan bir hayatını anlatmaya çalıştık. Sona geldik birkaç cümle. Mehmet'in de bahsettiği gibi çocukluğumuz çok rahat, huzurlu geçti. Toplum içinde saygın gören bir ailenin çocuklarıyız ve ailemiz de saygı görüyordu. Fakat gurbet hayatına geçtikten sonra işler beklediğimiz gibi gitmedi, her şey yolunda olmadı. Bazı maddi sorunlar çektik, sıkıntılar çektik. Ama şükür Allah'a, Allah'ın verdiği yardımlara, kendi başarımızı, çalabalarımızla da onları da engelleri de bütününü açtık. Şimdi de Allah'a şükür çoluk çocuğumuz içinde, huzur içinde yaşıyoruz. Başka bir diyeceğim de yoktur. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız, emeklerinize sağlık, var olun. Biz de teşekkür ediyoruz Ahmetcan. Tabii teşekkürler. Ne diyelim? Evet, teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık, elinize sağlık. Sağ olun. Emeğinize sağlık.